Well, today I would like to tell you about the biography of an idea that evolved around about 25 years. In the 90s, being a student of communication and media, we entered a brand new time era of the World Wide Web. At the same time, in Europe and Turkey, the private channels celebrated their victories. A whole avalanche of speculations and projections came down on us. Avant-garde philosophers, artists, thinkers of the 30s and 60s are still prominent among critical thinkers and teachers until this day. One reason for the enthusiasm was that within the endless possibilities that opened within the private channels, the dream of diversity was already in grasp. Infinite hours of TV time would be available for oppositional views, and young artists, filmmakers, and journalists could speak. The World Wide Web was still in its childhood shoes. During these times of changes, we created a new model for teaching video in an intercultural framework, with peer education, hands-on production, mixed with theoretical concepts like third cinema, the other, alternative medium systems, etc. The FIMA video workshops had within 10 years about 200 students from all over the world. They were discussing ideas of the time and were working on films together. During these times of changes in the 90s, we created a in the turmoil of the race for the open spaces on private TV, it became once again clear that dissent was not allowed on private TV. This led to our realization that our ideas, our voices, and creations could only slip into small slots. So we had to find certain criteria, how to make them suitable for mainstream media. We had to break the code of advertising. As Neil Postman already said in the 80s, the most important content of TV is advertising. Jan Assmann, who was an ancient Egyptologist, described this cultural code like this: repetition, rhythm, short slogans, and impressive symbols. Starting with the short films created during the video workshops, we went on to create the Environmental Script and Production Awards for production of shorter and shorter films. How was that going to be different from advertising? Who should create them? How should we promote, research, and explore them? Meanwhile, the NGO sector came to new heights. It was supported by tax-saving project models and image cleaning prospects of social responsibility projects for the big corporations. However, the objects of sale were interchanged with human rights, environmental protection, and solidarity campaigns produced by big advertising agencies. I guess I don't need to mention the conflicts of interest arising in those two completely opposite concepts of life and ethics. Around the year 2000, the Manifesto of Contra was written. The main idea was to produce creative alternative media, films, posters, online campaigns, using the knowledge of effectiveness. However, created outside the mainstream production circles. We proposed a model where groups from NGOs, universities, and artists work together in order to create campaigns. For example, Video Brazil in São Paulo and Video Forms in France, both established electronic video platforms, were our earliest international partners. An example for a trans-border campaign would be Do You See the Refugees? Activists, lawyers and artists from both sides of the Aegean worked together to raise awareness about the deaths in the Aegean
sea, which were invisible to the main public in 2008, almost 10 years ago. Hundreds of refugees died already in those years under the silence of mainstream media and politics. Another campaign with a big bandwidth of impact was Mediterranean, focusing on vanishing fish population in the Mediterranean Sea. The campaign was proposed by Cinema Ambiente in Toronto to the Italian Ministry for Culture and Education for educational material for the schools. It was also screened in Rio de Minas in Brazil. The last example is once again a refugee campaign as the situation of the refugees deterred from bad to a complete humanity catastrophe. The campaign will be on tour on an international exhibition next year. And now a short preview for our new campaign for next year. Together with the association Bircan Binumut, we will promote the awareness of cerebral palsy with an international competition. Merhaba. Bir küçük ara verelim mi hemen başlayalım? Yok, pardon benim şeyim. Senin, evet senin bir... Kusura bakmayın. Evet. Getting back to the beginning where I referred to the critical thinkers of the past, Marshall McLuhan, The Media is the Message, William Flusser, Communicology and Clifford Stoll, Silicon Snake Oil. They developed a project, projections on which way technology and media should go. McLuhan's emphasis on medium overtaking the content is today more real than in 1967, when he published his concepts. Social media as the source of truth without questioning would be just one contemporary example. Flusser created probably the first hypertext theory already in the 1970s, and also a concept of communication in a technological universe where there were two roads society could go. The first, the digital media of the future could provide unknown and revolutionary ways of dialogues, and thus new possibilities of democracy. The second road was the road to technofascism. Contra, which we are trying to produce through the years, would fit into the first concept of a future society, new dialogues, new ways for democratic engagement and discussion. Alas, for the last years, we see more and more of the second road. And last, I want to go back to Clifford Stoll, one of the creators of the Internet Highway. He warned us in 1995 that the preoccupation with image and the virtuality would deprive us from real life experience, joy, and the ability of critical thinking, thus inviting us to go back to write our papers and articles with a pen, instead of using much of the time turning our words into a visual presentation. Petra bir hayli kontradan bahsetti. Ben belki kontrayı bir parça daha açıklayıp korkularımızdan da bahsetmek istiyorum bu konuşmada. 2002 veya 2001 yıllarında yaptığımız spordaki şiddetle ilgili 3 filmi izleterek başlamak istiyorum konuşmama. Thank you.
İzlediğiniz bu kampanya ile ilgili iki yorum yapabilirim. Çok talihli bir kampanyaydı. Yine aynı kampanya için çok talihsiz bir kampanyaydı da diyebilirim. Çünkü ilk yayını TRT'de ana akım bir kanalda reklam saatinin en pahalı olduğu bir saatte Türkiye-İngiltere milli maçının devre arasında yayınlandı. Ama ondan sonraki süreçte de hemen hemen hiçbir yerde yayınlanmadı. Aynı kampanya için bu hem talihli hem talihsiz deme durumunu birazcık bu girdap ve bu senenin seçilen kelimesi post-truth'la çok kısaca açıklamak istiyorum. Aslında bu bir kelime değil, tamlama ve gerçek sonrası, gerçek ötesi diye sıklıkla çevriliyor. Aslında hakikat ötesi demek, hakikat sonrası demek. Gerçekle hakikat arasında da çok ciddi bir fark var. Gerçek bize ana akım medyadan sunulanın aşağı yukarı en iyisi galiba. Ondan sonra aşağıya doğru gidiyoruz. Yalanlar, uydurmalar, doğru olmayan bilgiler, infotainmentlar vesaire diye. Ama asıl almak gerektiğimiz şey de hakikat izleyici olarak. Bu sene bu kelimenin seçilmesinin sebebi de şuymuş. Artık kitleler medyadan, ana akım medyadan ve buna ek olarak da internetten aldıkları şeylerle hiçbir değerlendirme yapamaz hale gelmişler. Ki bu ırkçı bir toplum olmaktan, ırkçı bir topluluk olmaktan da tehlikeli bir şey. Değer yargıları karışmış, değerlendirme yapamaz bir toplum olmak. Ama burada çok küçük bir not düşmek istiyorum. Bu hiç de yeni bir şey değil. Belki matbaanın kuruluşuna, belki insanların ilk başına, kutsal kitaplara kadar geri götürebiliriz bu propaganda sürecini. Ama burada özellikle değinmek istediğim şey şu, ana akım medyayla nereye kadar gidebiliriz? Bütün bu alternatif çalışmalar nereye kadar gidebilir? Kontra nereye kadar gidebilir? Bütün yazdıklarımız nereye kadar gidebilir? Aslına bakarsanız kontra bizim çok büyük bir grupla 20-25 yıldır yaptığımız işlerin tümü. Bunların çok kısa olanları ana akım televizyona bir şekilde sızabildiler. Birazcık bilinenler onlar. Ama ben size şimdi gene 2003-2004 yıllarında yaptığımız ki 12 yıldan fazla geçmiş sigara kampanyasını gösterecek olsam ki NTV ve büyük kanallarda yıllarca gösterildi, onları da hatırlamayacaksınız. Çünkü temel olarak en fazla gösterileni, en sık gösterilerini ki Petra değinmişti buna hatırlıyoruz. Ondan az gösterilenler ölüyor. Hafızamızda da ölüyor, düşünce sistemimizde de ölüyor. O nedenle de Mark Oj'un sözüyle başlamak istedim konuşmama. Görmediğimiz şeyler, sıklıkla görmediğimiz şeyler unutuluyor, kayboluyor. Bizim kontra konseptimizin içinde bu kısa filmler, bu kısa stiller yanı sıra Bergama'daki siyanürlü altın süreciyle ilgili yaptığımız belgeseller, Tuzla tersanelerinde kod kumlama işçilerinin maruz kaldığı iş cinayetleriyle ilgili belgeseller, kod kumlama işçileri, silikozis hastalığına yakalanan kod kumlama işçileriyle ilgili yaptığımız belgeseller ve bütün çalışmalarımız, belki şu anda yaptığımız Bolca'da Film Festivali ve tabii biz burada sadece bunun sözcüleri olarak bulunuyoruz. Dediğim gibi belki 100 kişilik çok büyük bir grup, yaklaşık 20 yıldır bu işin etrafında çalıştım. Üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde de 10 yıldan fazladır bu bir ders olarak işleniyor. Şimdi Ed Herman ve Noam Chomsky'nin Rıza Üretmek, Manufacturing Consent kitabına bir parça döneceğim. Ondan sonra da korkularımı herhalde bir parçacık sizinle paylaşacağım. Sürenin tümünü kontraya ayırmak özellikle istemedim. Bu kitapta Ed Herman ve Noam Chomsky içindeki çok dürüst ve birçok çok zeki, olağanüstü yetenekli insana rağmen ana akım medyanın çok da komplike süreçlerle rıza üreten bir makine olarak çalıştığını iddia eder. Ve kitap bunu hem teoride hem pratikte ispatlayan örneklerle doldur. Daha sonra da Mark Akbar bunun çok önemli bir belgeselini de yaptı bu kitabın. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu. Ana akım medya sürekli olarak tüketmemizi, daha çok almamızı
ve rıza göstermemizi isteyen bir anlayışla yayın yaparken ki bu korkunç sürat, ana akımdaki bu korkunç sürat işlerin içindeki kurguya da sirayet ediyor. Bu korkunç dönüşüm, her şeyi eskiten bu süreç ki bir yüzyılı aşkın 4'e 3 ölçüsünü şimdi 16-9 yaptılar. Her şey eskidi. Woody Allen eskidi, Fellini eskidi. Bütün bu korkunç üretim sürecinin içerisinde acaba alternatif sözlere, bu kontra olsa da, sosyal sorumluluk olsa da, makalelerimiz olsa da ne kadar yer var ve bu ne kadar bir yere ulaşabiliyor? Temel olarak sormak istediğim soru, bir yandan kontrayı anlatırken bir yandan da bu. Çünkü bu kendimize çok sık sorduğumuz bir soru. Neden kontra? Çok kısa bunu da açıklamam gerekiyor. Biliyorsunuz genelde bunların çok anlaşılır ismi sosyal sorumluluk kampanyası. Fakat biz sorumluluk sahibi insanlar değiliz. Sosyal de değiliz pek. Ve başka bir noktadan yaklaşmaya çalışıyoruz açıkçası. Onu ne kadar artiküle edebilirim, ne kadar anlatabilirim çok emin değilim ama biraz zorlayayım. Sorumluluk aslında sıradan insanların ki biz bir hayli öyleyiz. İlk fırsata kaçmak istediği bir şey gibi geliyor bize. Ve ana iş gibi de gelmiyor. Yani böyle bir ana işin yanında. Bu yaptığımız işler bizim esas işimiz. Yani balıklarla ilgili bir şey yaparken, spordaki şiddetle ilgili bir şey yaparken, serebral palsi hastalığıyla ilgili bir şey yaparken, küçük çocukların alçağa bırakılmış deterjan ve benzeri maddeleri içtiğinde yakalandıkları, korozif maddeleri içtiğinde... Yakalandı, peki sürem bitmiş, hemen toparlıyorum. Hastalıkları anlatan bir takım şeyleri yaparken biz sorumluluktan yola çıkmıyoruz. Ana işimiz, esas işimiz bu diye bunları yapıyoruz. Onun dışında iyilik konseptinden de yola çıkmıyoruz. Çünkü iyilik yapmak çok büyük bir kelime ve bir hiyerarşi yarattığına inanıyoruz. Dolayısıyla bu nedenle de başka bir isim bulduk. Tekrar toparlamam gerekirse ve bir cümleyle bitirmem gerekirse, yaptığımız her ne olursa olsun ki biz kontra üzerine çok uğraştığımız için ben şu anda sadece onu sorguluyorum. Bu kadar hızla ve bu kadar çok ve bu kadar yanlış mesajı üzerimize sürekli döken çok büyük bir ana akım medyanın içerisinde acaba anlamlı oluyor mu bu çalışmalar? Bu soruyla bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.